Schönen guten Tag, Rojbaş, Buenos Dias, Kalimera, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir pazar ve yine Alman basınına Türkiye bu hafta nasıl yansıdı? Acaba nasıl yansıdı? Konulu videomuzla karşınızdayız. Biliyorsunuz pazartesileri hükümetin basın toplantısına katılıyorum. Perşembe günleri bir konu bir videomuz oluyor. Pazar günleri de bu içeriği sizlerle paylaşıyorum ve bakıyoruz. Yani Alman basında Türkiye hakkında neler yazılmış, ne şekilde ele alınmış, hangi konulara yer verilmiş. Genellikle ya bir konuyu farklı şekillerde ele alan gazeteleri sizlerle, haberleri sizlerle paylaşıyorum ya da farklı farklı haberlere yer veren gazetelerin haberlerini sizlere aktarıyorum. Şimdi 3 tane haberimiz var yine bu hafta. Birincisi Yusuf Yerkel'le alakalı. Biliyorsunuz Frankfurt Başkonsolosluğu'na ateşi olarak atanması konusunda iddialar var. Bununla ilgili bir haberimiz var. Site Online tarafından yapılmış. İkinci haberin başlığını okuyayım size. Tagesspiegel tarafından yapılmış. Erdoğan Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını tehdit ediyor şeklinde bir başlık atmışlar. Üçüncü haberimiz de Tagesschau tarafından yapılmış ve Türkovak aşısının ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamışlar haberlerin. İsterseniz ilk olarak hemen Site Online'ın haberiyle başlayalım. Şimdi kendileri Almanya Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü ile konuşmuş ve onun açıklamalarına yer vermişler. Yusuf Yerkel hakkında Almanya Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü demiş ki, demokrasi ve temel haklar düşmanı, ayrıca açıkça görüldüğü üzere şiddet uygulayan bir adamın bu denli önemli bir göreve gelmesi absürt ve akıl almaz bir durumdur. Yerkel'in ateşi olarak atanması sadece demokratik değerler ve demokratlara değil, Soma'daki 301 kurbana ve Erdal Kocabıyık'a yapılan bir haksızlıktır demişler ve ayrıca açıklamada Erdal Kocabıyık'ın adalet arayışlarının da cevapsız kaldığı belirtilmiş ve Karabörklü, böylesine militan, aşırı ve antidemokrat birinin ateşi olarak atanmasını kabul edemeyiz demiş. Diğer yandan Zeit Online, Frankfurt'un bulunduğu Hessen eyaletindeki Sol Parti fraksiyonuyla da konuşmuş ve oradan Saadet Sönmez'in sözlerine yer vermiş. Sönmez demiş ki, bu adam Hessen Türk toplumunu temsil edemez. Sönmez ayrıca, Alman makamlarının Yerkel'i hoş karşılamamalarını ve başkonsoloslukta ateşi olarak görev yapmaya uygun olmadığını belirtmelerini umduğunu da dile getirmiş. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili Twitter'da da paylaşmıştım ben biliyorsunuz. Şimdi ben de araştırıyorum ve biliyorsunuz kesin bir şey açıklığa kavuşmadığı müddetçe ben bir açıklama yapmıyorum. Ya da bir haber niteliği taşımadığı sürece bir şey söylemiyorum ama şimdi bazı yerlerde şunu görüyorum. İşte Almanya Yerkel'i istenmeyen kişi ilan etti gibi başlıklar atılıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Hükümet tarafından böyle bir açıklama yapılmadı. Zaten Viyana Sözleşmesi gereğince devletler başkonsolosluklarında çalışacak kişileri, diplomatları kendileri tayin ediyorlar. Ve bu noktada da hani Almanya'nın bir şey söylemesi ne kadar mümkün olabilir? Bu da zaten çok siyasi bir tartışmaya da tabii neden olabilir. Dediğim gibi ben bu konuyu araştırıyorum ama bununla ilgili henüz somut bir şey yok. O yüzden bir şey söyleyemiyorum şu anda size. Şimdi gelelim Tagesspiegel tarafından yapılan habere. Haberin başlığı Erdoğan Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını tehdit ediyor. Ekonomik kriz ve kötü anketler. 2023 seçimleri öncesi Erdoğan popüler rakiplerine karşı harekete geçti. Erdoğan kendilerini görevden almaktan bahsediyor demiş ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın işte son seçimlerden galip çıktıklarını belirtmiş. Erdoğan'ın uzun yıllar süren siyasi kariyerindeki en hassas hezimeti olarak nitelemişler bunu da, seçimlerin kazanılmasını da. Ve Metropol Araştırma tarafından yapılan bir ankete yer vermişler. Demişler ki, İşte ankette Mansur Yavaş birinci sırada görünüyor. Hemen ardından İmamoğlu var %51 ile Mansur Yavaş %60 oranıyla. Sonrasında İyi Parti partiden Meral Akşener %38.5, Erdoğan ise dördüncü sırada demişler. Ve demişler ki buradan şu çıkarımı yaparak bu sonuçlara bakınca Erdoğan'ın neden İmamoğlu ve Yavaş'tan korktuğu anlaşılıyor. Bu rakamlar Erdoğan için tam bir felaket. Her ne kadar hükümete yakın büyük medya şirketleri sayesinde neredeyse her gün halka hitap etme imkanına sahip olsa da sesini duyurmak için az sayıda imkan bulan muhalefetin sessiz sedasız görev yapan iki siyasetçisi kendisinden daha popüler.
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Erdoğan'ı seçmenlerin güvenini o kadar kaybetmiş ki İmamoğlu ve Yavaş'ın adlarının büyük skandallara karışmaması bile sadece yeterli olacak. Her iki siyasetçi de seçimlerde adaylıklarını koyup koymayacakları konusunda açıklamada bulunmamış olsalar da Cumhurbaşkanı tehlikeyi çok net görüyor denmiş haberde. Daha sonra da 67 yaşındaki devlet başkanı belediye başkanlarını tehdit ederek aslında kendinden emin olmadığını gösteriyor demişler. Diğer yandan belediyelerde solcu ve PKK'lılarla ilişkileri bulunan kişiler konusunda yapılan haberlerde de haberlere dair de şunu söylemiş. İmamoğlu'nun Sol Ulusal Partisi CHP'yi teröristlerle ortak hareket eden devlet düşmanı bir organizasyon olarak gösterme suçlaması Erdoğan'ın taktiğine uyuyor demişler ve devamında ciddi bir tehdit söz konusu. Çünkü diğer muhalif siyasetçiler Erdoğan için tehlike teşkil ettikleri için şu anda cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakılması yönünde nihai kararına rağmen Kürtlerin Partisi HDP'nin eski başkanı Selahattin Demirtaş 5 yıla aşkın süredir tutuklu denmiş bu haberde de arkadaşlar. Evet. Diyorum ve son haberimize geçiyorum. Tagesschau Show tarafından yapılan bir haber, Türk Havak'la ilgili bir haber yapmışlar. İşte haberin başlarında Türk Havak'la yapılan, hükümet tarafından yapılan açıklamalardan ne kadar işte umut verici açıklamalar yapıldığından falan bahsedilmiş. Sonra Erdoğan'ın vatandaşların Türk Havak'ı bekleyerek büyük risk aldığı sözlerine yer verilmiş ve denilmiş ki ancak tüm metiyeler ve aşının vatandaşların kulağına muhtemelen çok hoş gelen ismi Türk Havak'ın ne kadar etkili olduğuna dair resmi verilerin olmadığı gerçeğini gizleyemiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu aşının omikrona karşı koruduğunu söylüyor. Ancak tıp profesörü Mehmet Ceyhan, Türk Havak'ın yapı olarak Çin aşısı Sinovac'a benzediğini, bir yıl önce büyük çapta aşılanan Sinovac aşısınınsa Mart ve Nisan aylarında görülen yüksek enfeksiyon dalgasını kıramadığına dikkat çekerek eleştiriyor denmiş. Devamındaysa hükümete yakın basın kuruluşları bu kuşkuları paylaşmıyor. Sabah gazetesi hastanelerin önünde kuyruklar oluştuğuna dair haberler yapıyor. Türk Havak'a duyulan ilginin yüksek olduğunu yazıyor. Haberde aşı olanlardan bir kişinin büyük olasılıkla tesadüf eseri Erdoğan'ın sözlerine çok benzeyen sözlerine yer veriliyor. Vatandaş Türk aşısını beklediği için büyük bir risk aldığını ve artık mutlu olduğunu söylüyor. Şimdi bu konu hakkında ben araştırma yaparken sağlıkpersonali.com.tr isimli bir internet sitesinde tanımıyordum aslında bilmiyorum ne olduğunu. Şöyle bir habere denk geldim. Alman medyası Türk Havak aşısını hedef aldı demişler. Ve haberden bir iki cümleyi böyle cımbızlayıp çekmişler ama yanlış tercüme etmişler. Şimdi az önce size okuduğum haberin son cümlesinde ne diyordu? Vatandaş Türk aşısını beklediği için büyük bir risk aldığını söylüyor. Değil mi? Yani vatandaşın söylediğini haberde yer vermişler ama bu Türkçe sayfada şöyle denmiş. Korona aşısı olmak için Türk aşısını bekleyenler büyük risk aldı diyor haber demişler ki olmak yerine olamak yazmışlar. Bir yazım hatası da yapmışlar. Şimdi bu bir tercüme hatası. Yani Tagesschau böyle bir iddiada bulunmuyor. Tagesschau sadece konuştuğu vatandaşın sözlerine yer veriyor. Bunu da tekrar burada düzeltmiş olmak istedim. Şimdi hepinizin büyük bir ihtimalle merak ettiği konu Yusuf Yerkel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bununla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ama her şey yolunda gider ve yarın ben hükümetin basın toplantısına katılırsam Almanya'nın kendisine akreditasyon ki bu cümlenin de bu kelimenin de doğru olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü gazetecilere veriliyor yani akreditasyon. Diplomatlar için de böyle bir şey geçerli mi bilmiyorum ama haberler hep bu şekilde yansımış. Bunun doğru olup olmadığını soracağım ve pazartesi akşamı yapacağım videoda umarım hükümet yetkilileri bu konuda bir açıklamada bulunursa sizlerle bunu paylaşmış olacağım. En azından hayır biz böyle bir açıklama yapmadık deseler bile bu doğru bir en azından bir düzeltme olur. Çünkü çok sık rastladım bu tip haberlere diyorum ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Pazartesi akşam basın bülteni değil
basın toplantısının derlemesiyle karşınızda olacağım. Perşembe günleri biliyorsunuz bir konu, bir videomuz var. Pazarları da böyle Türkiye Alman basınına nasıl yansıdı şeklinde bir video yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir pazar akşamı diliyorum. Hoşçakalın.